Merhaba arkadaşlar. Yine bir televizyon tamiriyle karşınızdayız. Elimizdeki televizyon 43 NU7100. Samsung marka. Samsung'ların NU serilerinde çok çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Muhtemelen meslektaşlarım da aynı sıkıntıyı yaşıyordur. Onunla ilgili nasıl çözebiliriz? İleriye dönük olarak problem yaşanmayacak şekilde neler yapabiliriz? Onları anlatmaya çalışacağız. Öncelikle problemi anlatayım. Şöyle alalım. Bu seriler e-LED kullanır. Televizyonun altı burası. Boydan boya LED'lerimiz var. Biraz yaklaştırıp LED'leri göstereceğim. Şu şekilde gördüğümüzde televizyonun alt kısmında aşağıdan yukarıya doğru boydan boya LED'imiz var. LED'ler buradaki yansıtıcı aracılığıyla ışığı verdiğinde sonuna kadar devam eder. Buradaki problem ne? Problem şu. LED'ler ömürlerini doldurduktan sonra arızaya geçebiliyorlar. Arızaya geçtikten sonra iki bölüm olarak çalışır. Sağ ve sol. İki ayrı kanaldan geliyor. Bir yer arıza yaptığı zaman diğer tarafın LED'i daha kuvvetli yanıyor şeklinde diye düşünüyorum ben. Fazla ışık verdiği için pleksiyi eritmeye başlıyor. Ya da pleksi ısıdan dolayı eridiği için LED'e de zarar veriyor olabilir. Bununla ilgili bir müşterimiz hala Samsung Kore ile yazışıyor. Bu sorun herkeste olan bir problem. Bununla ilgili sonuç gelirse onu da paylaşacağım sizinle. Burada yapılmış bir televizyon var. Yanıklar vardı. Daha önce de az yanık olan yerlerde buradaki yanıklar temizleniyor. Işığın karşıya süzülmesi sağlanıyor. Sağlandıktan sonra sistem çalışabiliyor. Ama ne kadar temizlenirse temizlensin, buradaki karşıya ışığı gönderen kısım net olarak açılmadığından dolayı ya LED'in ömrünü kısaltıyor ya da kısa bir süre sonra LED'leri tekrar yakıyor ve pleksideki yanıklar çok daha fazla artıyor. Burada gördüğümüz siyahların hepsi pleksi yanığı. Aynı zamanda muhtemelen daha önce temizlenmiş yerler buralar tekrar yanmışlar. Çok fazla yandığı için de çatlaklar oluşuyor. Bu çatlaklar ne yapar? Buradan ışık geldi diyelim. Burada çatlak var ama buranın düz olduğunu düşünelim. Burası düzse şuradaki çatlaktan televizyonda sanki bir çizgi varmış, ışık parlaması yapıyormuş çatlak boyunca öyle bir görüntü gelir. Bunların yansıtıcılarını temin etmeye başladık. Artık LED'lerin değişimini yaparken bu şekilde gördüğümüzde işimizi hiç riske atmadan yanık yoksa problem yok. Şu şekilde şurada herhangi bir sıkıntımız yok. Her şey dümdüz, ışık rahatlıkla geçebiliyorsa pleksi ile ilgili bir işlem yapmaya gerek yok. Ama yanıklar varsa LED'i değiştirdiğimiz zaman maalesef ömrü çok çok kısa oluyor. Şimdi pleksinin değişim işlemini yapacağız. LED'lerimizi yerinden sökeceğiz. Yeni LED'lerimizi takıp yeni pleksimizi takacağız. Ben öncelikle pleksi göstereyim. Burada LED'lerimiz var. Evet arkadaşlar. Şimdi yeni LED'lerimiz geldi. Diğer LED'ler yanık olduğu için mecburen LED değişecek. Aynı zamanda bizim yansıtıcıyı da değiştireceğiz. Şimdi bunları elle tutuyorum. Çünkü üzerinde hem altında hem üstünde poşetlerimiz var. Çizilme gibi bir durum yok. Montajını yaparken eldiven kullanacağız. İkisini yan yana getirip şunu göstermek istiyorum öncelikle. Şuradaki hiç kullanmamış sıfır olan dümdüz bir yapısı var. Işığın geçişiyle ilgili herhangi bir problem yok. Ama bunlar da yanık olanlar. Biz burada hem LED'ini değiştireceğiz hem de yansıtıcı kısmını değiştireceğiz. İnşallah uzun süre, yani daha yeni yapılmış gibi fabrikadan çıktığı an gibi olacak aydınlatma sistemi. Bu haliyle de televizyonumuz çok çok uzun ömürlü olacak. Bunların maliyetleri kısmında problem yaşanabiliyor. Şöyle, şimdi pleksi yanık mı değil mi? Onu görmek lazım. Tabii ki sistemi açıp bakmak gerekiyor buna. Pleksi de yanık değilse, temizse pleksiyi değiştirmeden sadece LED'lerle çözülüyor. Ama bizim aydınlatıcı ya da yansıtıcıyı değiştirdiğimiz zaman maliyet artıyor. Bunun da böyle bir durumu söz konusu. Ondan dolayı bu alternatifi göz önünde bulundurmamızda fayda var. Peki kullanıcı ne yapabilir burada? NU serisini kullanan kullanıcılar
alt taraftan yapar bunu. Bazı noktalarda kararma fark eder. Bazılarında teklet küçük bir kararma yapar. Bazılarında boydan boya daha büyük yerde kararma yapar. Bu kararmayı gördüğümüz zaman sistemi kapatırsak ve hemen tamiri için girişimde bulunursak pleksiyi kurtarma olasılığımız çok çok yüksek olur. Evet, ledleri bu taraftan daha rahat görelim diye çevirdik. Şurada iki tane söketimiz var. Ledler iki parça. Tam ortadan bir sağ tarafta, bir tane de sol tarafta var. Ledlerimiz arızalı olduğu için öncelikle ledleri sökeceğiz. Ledler buraya çift taraflı bantla yapışmış durumdadır. Şu şekilde spatula ya da maket bıçağıyla rahatlıkla bu sökülebilir. Çok zorlanılırsa sıcak hava kullanılabilir birazcık. Bu şekilde ledlerin hepsini sökeceğiz. Söktükten sonra da yeni ledlerimizi takacağız. Evet, ledleri yerinden söktük. Bunlar eski ledlerimiz. Artık değişecek, yenilerini takacağız. Bir de şuna dikkat etmemiz lazım. Ledleri söktüğümüz yerde kir, işte bant artı, hiçbir şey kalmaması gerekiyor. Yüzeyin çok temiz olması çift taraflı bandın iyi yapışması anlamına gelir. İyi yapışırsa da led sıcağı daha rahat dağıtacağından dolayı ömrünü yine uzatacaktır. Evet, temizlikten sonra led değişimini yaptık. Çift taraflı bantla yeni ledlerimizi olması gereken yerlere oturtturduk. Şimdi testini yapıyoruz. Enerjiyi verelim. Enerjiyi verdik. Ledler yandı. Şöyle biraz daha açacağım burayı. Komplesini gördüğümüz zaman. Evet, buradaki ışık kaynağımız ekranı tamamen aydınlatabiliyor. Buradaki yansıtıcı, reflektör, pleksi birçok isimle söylenebiliyor bunlar. Birazdan yansıtıcı kısmını da takacağız. Sonra oradaki ışığa bakacağız. Televizyonun en altında kalan beyaz bir katmanımız var. Yansıtıcı onun üzerinde. Onu yerleştirdik. Sıra geldi yansıtıcıya. Onu alıyoruz. Şuradan çıkaralım. Elini poşetle kalsın orada. Gelen yansıtıcının altında ve üstünde koruyucu poşetlerimiz var. Onları çıkarıyoruz. Parmak izi olmamasına dikkat ediyoruz. Burası alt kısmı. Burada yerlerimize tamamen oturduktan sonra şimdi test edeceğiz. Üst tarafı sökmeden bir ışığına bakacağız. Enerjiyi verdik. Aydınlatma geldi. Evet. Üst taraftaki tozlar poşeti aldığımız zaman gidecekler. Şimdi son haliyle ona bakacağız. Kısmı da aldık. Buranın altında ve üstünde toz parçaları kalmamasına dikkat edeceğiz. Çünkü kalan küçük bir parça sistem çalıştığı zaman altta leke şeklinde görülecek. Evet arkadaşlar, yansıtıcı artık yerinde. Kalan tozları da aldık. Verelim enerjiyi. Bu arada şimdi aydınlanma gelecek. Buradaki led komple ekranımızı aydınlatabiliyor. Pleksi değişti, led değişti. Birazdan sistemi toparlayacağız. Son halini birlikte göreceğiz. Verelim enerjiyi. Arkadaşlar, yansıtıcının üstünde bulunan katmanları da yerine koyduktan sonra ekranın son durumunu beraber görelim.
aydınlanacak. Ve ekranımız bembeyaz, tertemiz bir şekilde duruyor. Herhangi bir problemimiz yok. Panelimizi yerleştirip görüntümüzü alacağız. Paneli yerleştirdik arkadaşlar. Görüntüden önce kısa bir bilgi vermek isterim. Şurada gördüğümüz uzun kart panel kart olarak geçer. Aradaki kalın kablolarımız da JOF ya da COF diyen arkadaşlar da var. İngilizce ismiyle JOF geçer. Burada aldığı görüntüyü panel kartları üzerinden panele gönderir. Şu kısımlarda bağlantılar var. Daha önce panel arızalarında da bahsettim. Panel içerisine sıvı kaçtığı zaman buradaki malzemeler zarar görüyor. Bunların değişimi gerekiyor. Eğer yollar tamamen gitmemişse. Evet arkadaşlar, bir televizyon tamirinin daha sonuna geldik. Bütün renkler olduğu için önce TRT Çocuk'tan göstereceğim. Telif hakkından dolayı fazla kalmayacağım. Televizyonun ledleri ve aydınlatıcı kısım değişti. Tertemiz bir görüntü çıktı ortaya. İnşallah uzun süre kullanılacak. Umarım işinize yarayacak faydalı bir video olmuştur. Videolarımın devamı için videomu beğenebilir, kanalıma abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.